değerli NNC Medya izleyenleri. Çeltikçi Belediyesi'nin yapmış olduğu serada çileklerin satışı başladı. Bugün sizlere çileğin tarladan pazara yolculuğunu ekranlara getireceğiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Ayşe. Çeltikçi Belediye Başkanı'nın eşiyim ve Çeltikçi halkından birisiyim. Ne zaman başladınız bu işe? Bu işe bu çilek serasını hazırladığımız günden beri, yani geçen senenin Temmuz ayından beri yapıyoruz. Karşılaştığınız zorluklardan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi çilek üretimi çok incelikleriyle dolu bir tarım. Öncelikle çocuk gibi bakıyorsunuz. Her şeyle ilgilenmek zorunda kalıyorsunuz. Gerek bakımı, gerek üretimi, gerek yetiştirilmesi. Bunlarda tabii ki zorluklar yaşıyoruz. Bunları yaşarken de en kısa şekilde tolere yapmaya çalışıyoruz. Ve ziraatçı arkadaşlardan da çok destek alıyoruz. Kendi ekibimizin içerisinde de bilgisi olan arkadaşımız var. Onun da desteğiyle bu şekilde getirdik. Bu işin kazancından bahsedebilir misiniz? Kazancı güzel. Çilek üretenler için çok güzel. Zaten örnek olmasını istediğimiz için biz bu işe giriştik. Çilek üretiminde kazanç çok iyi olduğu için en azından beldemizdeki insanlara da örnek alıp onların da yetiştirmesini istiyoruz. Kazancı çok güzel olan bir ürün. Çilek üreticiliğine başlarken nerelerden bilgi aldınız? Şimdi öncelikle biz çilek yetiştiren insanları gözlemledik. Onlarla görüştük. Onları araştırdık. Onların yetiştirdiği alanlara gittik. Gördük. Yerinde inceledik. Artı ziraatçı arkadaşlarımızla görüştük. Onlarla bilgi alışverişi yaptık. İnternet üzerinden çok araştırdık. Özellikle belediye başkanımızın bu konuda çok büyük bir ilgisi oldu. Ve onun vasıtasıyla zaten biz bu işe giriştik. O çok araştırdı. Bize öncülük yapan da kendisiydi. Bu şekilde başladık. Yabancı otla mücadeleyi nasıl veriyorsunuz? Şimdi bünyemizde çalışan bir tane personelimiz var. Bu konularda ziraat üzerine çok bilgili. İlaçlama konusunda da çok iyi. Onunla daha çok ilaçlama, işte gübreleme, bunlarla mücadele ediyoruz. Çilek toplarken neye dikkat edilmeli? Herkes toplayabilir mi? Püf noktaları nelerdir? Çileği herkes toplayamaz. Bunu başta söyleyeyim. Çünkü çok ince, narin bir bitki. Dokunduğunuz anda, yani bilmeyen bir insan topladığı zaman gözleri diyoruz biz kırabilir. Ve bir dahaki üretim safhasında o tekrar üretim yapamaz ya da verim alamayız. O yüzden çok dikkatli bir şekilde bilinçli insanların toplaması gerekiyor. Biz elemanlarımızı aldığımız zaman zaten ilk öncelikle ziraat mühendisi ve arkadaşlarımızla beraber eğitim veriyoruz. Eğitimde nasıl ilaçlayacaklar, nasıl toplayacaklar, nasıl bakım yapacaklar bunları öğreterekten başlıyoruz. Bu şekilde yani devam ediyoruz. Siz sadece kendiniz kazanmıyorsunuz, çevrenize de gelir sağlıyorsunuz. Yemeğe ne kadar veriyorsunuz işçilerinize? Şimdi öncelikle şunu, bu soruyu sorduğunuz için ben teşekkür ederim. Bizim seramızdaki üretilen çileğimizin bütün geliri Çeltikçi Belediyesi'ne aittir. Kimsenin şahsi geliri yoktur burada. Tamamen kazancımız belediyemizin giderleri, belediyemizin işçilerinin masrafı, sigortaları, bu şekilde harcamalar yapılıyor. Ve bizim burada çalışan işçilerimizin tamamı sigortalı ve asgari ücretli çalışıyorlar. Satışınızı nasıl yapıyorsunuz? Satışlarımız pazarda. Biz öncelikle kendi ilçemizdeki pazarı çıkardık ve ilk satışlarımızda başladık. Daha sonra salı günleri Burdur Pazarı'na gidiyoruz. Perşembe günleri de Bucak Pazarı'na gidiyoruz. Ayrıyetten İstanbul Pazarı'ndan alıcılarımızı bulduk, ayarladık, pazarımızı hazırladık ve İstanbul'a mal sarıyoruz. Çilek üreticiliğinde en önemli şey nedir? Bakım. En güzeli bakım. Ne kadar bakarsanız o kadar verim elde edersiniz. Ne kadar böyle konuşmamın başında da söyledim. Çocuk gibi özen ister. Bir bitki normal hani tarımda uğraşıyoruz. Biberdir, patlıcandır, maydanozdur ekiyorlar. Yani o kadar değil. Bu daha ince iş isteyen, daha incelikleri olan bir bitki. Ve güzel bir bitki. Ben de bunu arkadaşlarla beraber ürettiğim için ben açıkçası çok mutluyum. Ve çok güzel yani. En büyük destekçiniz kim? En büyük destekçim ilçemizin belediye başkanı, eşim. Aynı zamanda da benimle beraber burada çalışan personelim, işçi arkadaşlarım. Yani biz Çeltikçi olarak, Çeltikçi Belediyesi olarak tam bir ekibiz. Bizim sorularımız bu kadardı. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Tabii ki var. Şunu söyleyeyim. Biz Çeltikçi Belediyesi olarak, yani Çeltikçi Belediyesi'nde kimsenin hani kendi tapulu malı değil. Burası tamamen bir ekip işi. Tamamen üretken bir belediye. Tamamen kendi imkanlarıyla üreten bir belediye. Yani dışarıdan ekstra bir şeyimiz yok. Kendimiz yapıyoruz. Buradaki Çeltikçi'deki özellikle kadınlara iş sahası, istihdam sağlamak istiyoruz. Bunun için önceliğimiz yaptık zaten. Yani kendimiz üretip, kendimiz çalışıp, kendi başarımızı kendimiz elde ettik. Dışarıdan hiçbir şeyimiz yok. Ama bilmiyorum. Genelde hep de kadınların önde olmasını isteyen biriyim. Kadınların kendi ayakları üzerinde durmasını isteyen biriyim. Ve bu yüzden personelimin çoğu da bayan. Bayanlarla çalışması da çok güzel. Şu anda seramızın içerisinde 21 tane işçim var. 21 tane elemanız. Ve hepsi de sigortalı, emeğini karşılığını alan insanlar. Ayrıca ben çok mutlu oluyorum. Çünkü bu insanlara iş ortamı sağladığınız zaman bir tek bu insana bakmıyorsunuz. Bu insanın ailesine bakıyorsunuz. Ailesindeki çoluğuna çocuğuna bakıyorsunuz. Ve onlarla bir araya geldiğiniz zaman o insanların gözlerindeki o güzel duyguları gördüğünüzde ben çok mutlu oluyorum. Ve bu yüzden onlarla çalışmayı çok seviyorum. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim, siz? Şükür. Ne yapıyorsunuz? Çileklerimizin çiçeklerini kesiyoruz. Nasıl kökleri, kesiyorsunuz? Yani çiçekleri orta kısımlarından kesiyoruz. Hani çok köklerine doğru gitmeden. Hani köklerin güçlenmesi için. Peki bunu yapmanızdaki amaç? Şimdi bunlar, fidelerimiz küçük olduğu için hani cansız duruyor biraz da. Sağlıklı meyve verebilmesi için hani kökleri güçlendirmek amaçlı çiçeklerini kesiyoruz. Nasıl, çalışmayı seviyor musunuz? Evet. Eğlenceli mi? Çok seviyorum. Mi? Tabii ki eğlenceli. Arkadaşlarınızla nasıl anlaşabiliyor musunuz? Tabii ki. Herkes çok iyi insanlar. Hani buradan da zaten başkanımız da bu olanağı verdiği için sevgili eşine de aynı şekilde çok teşekkür ederiz. Bir bayan olarak nasıl diyeyim, çalışmak zor gelmiyor mu? Hayır, zaten ben çalışmaya çok alışkınım. Hani buraya genel olarak geldim. Hani Burdur'dan buraya gelmek, hani küçük bir ilçe ya. Hani biraz daha zorladı beni ama hani başkanımız ve eşi sayesinde iş olanağı olduğu için hani bayağı bir sevindim. Hani sağ olsunlar, şu an çalışmaya devam ediyoruz inşallah. Seviyor musun yaptığın işi? Tabii ki de. Zor değil değil mi? Her işin bir zorluğu vardır. İlla ki bir zorluğu olacak. Nasıl, seviyor musunuz yaptığınız işi? Evet. Yormuyor değil mi sizi? Hayır. Bize biraz buradaki ortamdan bahseder misiniz? İyi. Eğlenceli, çok iyi. Evet, iyi. Eğlenceli, iyi yani, iyi. Arkadaşlarınızı seviyor musunuz? Evet. Peki buradan söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Tabii. Şimdi Ayşe Hanım bizim moral ve motivasyon kaynağımız. Yemek ve çay saatlerimizde. Özellikle onunla muhabbet etmeyi ben çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ben de. Yani, diyorum ya, işçilerimizle biz tam bir aile olduk, tam bir ekip olduk. En önemlisi zaten. Üretmeyi seven bir belediyenin üretken elemanları, üretken ailesi onlar. Bizim bu üretimimizden bayağı bir rahatsız olan çevreler de var. Şimdi şunu söyleyeyim. Bizim buradaki nüfus sayımız 2000 kişi, 2100 kişi. Bunun da çoğunluğu yaşlı kesim. Gençlerimiz iş olmadığından dolayı, işsizlikten dolayı çoğu Antalya, Isparta, Denizli bu yörelere genelde gidiyorlar. İlçemizin eksiklerinin çok fazla olduğunu biliyoruz ama biz elimizden geleni kendi kendimize üreterekten yapmak istiyoruz. Okullarımız olsun, işte çilek serasını biz iş, insanlara ekmek yeri olsun diye yapmak istedik. Şimdi burada çalışan sadece bir tane eleman olarak görmeyin. Bu insanların arkasında aileleri var, çevreleri var, bakmalarında yükümlü oldukları insanlar var. Şöyle söyleyeyim, biz de isteriz spor yapmasın değil mi hanımlar? Biz de isteriz kapalı spor salonlarımız olsun ama bundan önce bu insanların ekmeğe aşağı ihtiyacı var. Hani biz kilo alıyoruz, zayıflamak istiyoruz, spor salonu değil. Bize önce soframıza ekmek lazım. Evimize iş lazım. Çoluğumuza, çocuğumuza götürebileceğimiz bir rızık lazım. Ondan sonra biz diğer imkanlar bize sağlandıktan sonra zaten yapıyoruz. Yapmak için de uğraşıyoruz. Ha, bizi bu şekilde kabul etmek istemeyen ya da kabul etmeyen insanlar gelsinler, görsünler. Belki çok büyük imkanlarımız yok, elimizden gelen budur ama biz en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çok şükür ileride inşallah biz de fabrikalar kurmak isteriz. İnşallah. Daha fazla iş imkanı, gençlerimiz ileride hani Antalya'ya
Isparta'ya gitsin biz de istemiyoruz. Buralarda çalışmak istiyoruz. Bize bu imkanlar verilsin istiyoruz ki başkanımız bu konuda elinden geleni sonuna kadar yapıyor. Eğer ki fabrikalar isteyen insanlar varsa, spor salonu isteyen insanlar da var. Görüyoruz bunları, duyuyoruz. Bize köstek olmasınlar, destek olsunlar. Biz de onlarla beraber el ele verelim, biz de yapalım. Biz de istiyoruz. Kim istemez ilçesini daha güzel yerlerde görmeyi, daha güzel şekilde olmayı, bir bütün olmayı, değil mi kızlar? Evet. Biz bunu istiyoruz. Evet. Eğer bu şekilde bize destek olurlarsa, şimdiden bize destek verenlere, vermek isteyenlere hepsine de teşekkür ederiz. Başta başkanımız Recep Aydın olmak üzere. Teşekkürler. Rica ederim. Yaşasın çalışkan belediyecilik, yaşasın Çeltikçi Belediyesi. Kıymetli izleyenler, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi takipte kalın.